Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya hamd ve sena, sevgili peygamberimize salat ve selam olsun. Çok değerli izleyicilerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar diliyorum. Ramazan-ı Şerif'in bir gününü daha ifa ettik. Allah'ımıza şükürler olsun. Allah-u Teala hastalarımıza şifa, dertli olanlara deva nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif'i de sonuna kadar sağlık sıhhat içerisinde orucumuzu tutarak, ibadetlerimizi ifa ederek tamamlamayı hepimize nasip eylesin. Bu akşam yeni bir konuda, yeni bir konuğumuzla beraber inşallah sizinle baş başa olacağız. Şimdi bir aradan sonra konuğumuzu da sizlere inşallah takdim edeceğim inşallah. Allahümme inni أسألك العفو والعافية اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة والمعافاة في الدنيا Değerli izleyicilerimiz, bu akşam konuğumuz Yalova Hafız İmam Hatip Okulu, Ortaokulu Müdürümüz, aynı zamanda Yalova Ensar Vakfı Şube Başkanı, ilahiyatçı, değerli hocamız Halil Kalyoncu. Hocam çok özür diliyorum. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun, hoş bulduk hocam. Nasılsınız, beni, iyisiniz? Beni hep babamla karıştırırlar zaten. Bazıları... Hakkı Hoca der, bazıları Halil Hoca der. Ona dil alışkanlığı var. Herhalde Yalova'nın genelinde. Var var. Babamla karıştırırım. İftihar ederim babam. Evet. Adını söylemesi de beni mutlu eder. Hocamız tabii yıllarca burada görev yaptı. Onun için ayrı bir özelliği babamızın var. Babamızın yerini doldurma imkanımız yok. Estağfurullah. Öncelik onda. Evet, hocam hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah olsun. Sizler de hayırlı Ramazanlar. Kıymet hocam. Hocam bu akşam inşallah sizin de hayvan hakları üzerinde konuşacağız ama. İnşallah. Bundan önce Yalova'da temsil ettiğiniz bir vakıf var. Evet. Bu vakfın kısaca tanıtımını, ne faaliyetler yapıyorsunuz, nedir amacınız? Kısa bir bilgilendirme yaparsanız bizi seviniriz. Ben de Allah-u Teala Hazretlerine hamd ederek, Resulüne salatü selam eyleyerek sözlerime başlamak isterim. Öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Uzaktan yakından dinleyen bütün izleyicilerimize de selamlarımı, muhabbetlerimi iletmek istiyorum. Ensar Vakfımız 1978 yılında kurulmuş. Türkiye genelini kuşatan, kapsayan bir vakıftır. Türkiye'nin illerinde ve ilçelerinde teşkilatlanmasını tamamlamış, hemen hemen her noktada varım diyen bir vakıftır. Öncelikle bu vakıf, İmam Hatip okullarındaki ve ilahiyat fakültelerindeki öğrencilerin ders materyallerinin düzenlenmesi, onlara ders materyali içeriği oluşturabilmek düşüncesiyle kurulmuştu. Daha sonra çok çeşitlendi. Farklı hizmetler, farklı alanlara yönelildi. Şu anda Ensar Neşriyat diye bu yapılan çalışmanın bugüne kadar devam eden bir boyutu var. 1500'ün üzerinde kitap baskısı var. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışında da mesela Amerika'da, yurt dışında okuyan, Kanada'da okuyan öğrencilere yönelik burs ve barınma hizmetleri için Türkan Foundation diye Ensar Vakfı'nın da içinde bulunduğu müşterek bir vakıf var. Türkiye'de özellikle vakıf öğrenci hizmetleriyle tanınıyor. İmam Hatip camiasına yapmış olduğu hizmetlerle biliniyor. Şu anda sadece İstanbul'da 25 bin öğrenciye, tabii normal şartlarda, normal seyirde günlük yemek, ücretsiz yemek çıkartabilen bir noktada. Bunun haricinde Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde yurt oluşumları var. Bir dönem 2015-2017 arasında Yalova'mızda da Ensar Vakfı Kız Yurdu olarak bilinen bir yurt işletmesi yapılmıştı. Şu an müessese kuruluyor. Birinci bina hamdolsun yapıldı ve teslim edildi. İkinci bina da hızla yükseliyor. 2022 yılında ikinci binayı da açacağız. Tüm müştemilat ile birlikte bir külliye içerisinde yurtlar, lise, ortaokul, kız ve öğrenci yurtları artı camii, anaokulu seviyesinde bir müştemilat binası, sosyal ve kültürel alanları, sportif mekanlar vesaire
20 dönüm arazi içerisinde Allah'a hamdolsun vakfımız bu gayreti gösterdi ve Yalova'mıza güzel bir hatıra bırakacak. Bununla birlikte biz de yerelde Yalova olarak şu anda hala hazırda 42 öğrenci burs imkanı sunmaya gayret ediyoruz. Bunun yanında şimdi genel merkezimizin açıkladığı bu Ramazan'da 11 bin muhtaç aile gıda kulisi hazırlama diye bir kampanya var. İnşallah biz de varız dedik Yalova olarak. Şimdilik bir 100 hedef diye asgari bir limit belirlemiş olduk. O hedef bulursak Ramazan içerisinde onu biraz daha geliştireceğiz. İleriye taşımaya çalışacağız. Vakfımızın hizmetlerini her aileye maddi, manevi her türlü sunmaya gayret edeceğiz. Yalova'da 4 yoldayız. Hacı Kemal Fidan Camii'nin müştemilatında. Yacilerimiz var. Yalova'mızın malum Yalova Camileri Yaptırma Derneği. Onların da himmetleriyle oluşan bu külliye içerisinde bizim de orada küçük bir lokalimiz var. İçerisinde güzel bir kütüphanemiz var. İlmi, akademik kitapları barındıran bir kütüphanedir. Oraya da gelenler o kitaplardan müstefid olabiliyorlar. Yani hala hazırda hayatın içerisindeyiz. Özellikle bu salgın önünde biraz kavuğuna çekilmiş, biraz daha olayları seyreden, geri planda duran bir vakıf görüntüsü olmakla birlikte hayatın içinde devam ediyoruz. Allah'ın izniyle varız. Mücadeleye, eyleme, söyleme devam ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Yani gerçekten Türkiye'de sivil toplum örgütleri büyük inisiyatifler alıyorlar. Öğrenci yetiştirilmesinde, eğitimde ve birçok alanda gerçekten güzel hizmetler yapıyor. Tabii pandemi her tarafı etkilediği gibi sizi de olumsuz etkiliyor. Evet, yine etkiledi. Bu pandemi döneminde belki laf arasında ifade edemedim. Geçen yılın bizim Gönülder diye de bir üst çatı platform kuruluşumuz var biliyorsunuz. Gönülder'in platform sözcülüğü bizdedir. Dönem olarak sözcülük dönem dönem değişiyor. Şu an Ensar Vakfı'ndadır. Ayrıca eğitime destek platformu var. Eğitime destek platformu adına da yine yönetimizde ki Halil İbrahim Büyükmüş Beyefendi de platform sözcülüğü devam etmekte başkanlığı. Bu arada tabii yeri gelmişken bizim kıymetli ağabeyimiz Ömer Fitoz ağabeyimiz rahatsızlığı sebebiyle bir hayli zamandır hastanelerde tedavi altında. Buradan kendisine acil şifalar diliyorum. Aynı şekilde Murat Şahin kardeşimiz var yönetimizde. Onun da eşi rahatsızdır. Ona da şifalar temenni ediyorum. Allah razı olsun. Hocam biz başlangıçta böyle biraz Hakkı Hocam'ı gündeme getirince sizin özgeçmişinizle ilgili bilgi alamadık. Bu arada bu özgeçmişinizde kısa... Yani çok kısa olsa şöyle demem gerekir. Kadim, Tonyalıyım, mukim, Yalovalıyım. Evet. Biz 43 yıldır Yalova'dayız. Yalova'nın her noktasına hizmet ettik. Allah'a hamdolsun. Babadan bir gelenek olarak öğrenci, cami, cemaat, dini hizmetlerde vazife aldık. Bu bizim için büyük bir şeref payesi oldu. Ki yaşadığımız memlekette de bir yerlere dokunabilmişsek bu bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Teşekkür ederim. Hocam şu anda görev yaptığınız bir okul var. Yalova Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu. Evet. Tabii bunlara kulağımız son zamanda epey alıştı. Ama içerikleri noktasında sanıyorum izleyicilerimizin de çok fazla hepsinin bilgisi olmayabilir. Bu konuyu biraz açsak, okulunuz ne yapıyor, ne yetiştiriyorsunuz? Okulu bitiren öğrenciler ondan sonra ne yapıyorlar? Bu konuda biraz bize bilgi verirseniz seviniriz. Kıymetli hocam, bütün bu tali vazifelerin yanında bizim asli vazifemiz eğitimciliktir. Ve eğitimin de en önemli noktası insan yetiştirmektir. İnsanı insan yapabilecek değerlerini o insana sunabilmektir. Bizim bir tasavvurumuz var, bir hayalimiz var. O da geleceği inşa edecek nesillere hizmet edebilmektir. Bir medeniyet tasavvuru var. Bu memlekette daha önce yaşanmış, yine de yaşanmaya devam eden süreci zirveye taşıyabileceğimiz, güzel günlerde görebileceğimiz bir medeniyet hayalimiz var. Bu medeniyet hayali Kur'an-ı Kerim'den aldığımız ilhamla oluşan bir hayaldir. Çünkü ayet-i kerimelerde وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرِكُمْ diye işte ayet-i kerimenin ifade ettiği o Kur'an'da sizi hatırlatan gerçekler vardır. Ya da bir başka manası itibariyle o Kur'an'da sizin için bir şeref, şan, şöhretiniz ondadır diyor Allah-u Teala Hazretleri. Tabi hüden lil muttakindir Kur'an-ı Kerim. Takva sahibi olmak isteyenlere zarar ve ziyan, sıkıntılı meselelerden kaçınarak hakkıyla yaşam sürebilmek isteyen insanlara karşı bir öğüttür. Bu öğüdü tabi insanlığa duyurmak lazım. İnsanlığa aktarabilmek lazım. Bu vesileyle biz bir nesil yetiştirmemiz lazım. Bu öğüdün muhatabı olan insanlar yetiştirmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim hidayeti isteyenlere, gayba iman etmiş insanlara doğru yolu gösteriyor.
Onlar gayba iman edecekler, namazlarını ikame edecekler ve üçüncü olarak da bugün belki en çok küresel ekonomik sistemle ilgili yatıyoruz kalkıyoruz söylemler gelişiyor. Bu küresel ekonomik sistem içerisinde dünya tarihinin kurulduğundan bu zamana kadar hep ekonomi, ekonomi, ekonomiden bahsedildi. Ve Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıktan da, imkanlardan da infak edecekler. Bu üç temel esaslı, yani kendisi bir kere görünmeyen varlıkta Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getirecek, kendi şahsi vazifesi olan ibadetlerini yerine getirecek, bir de çevreye karşı infak gibi sorumluluk hassasiyeti ve duygusu içerisinde bulunacak. Bunlar Bakara suresinin malum ilk ayetlerinde ifade edilen gerçekler. Şimdi bu hakikatten başlamak suretiyle biz diyoruz ki her mahalleye Yalova'da bir kandil yakalım. Siracen Münira, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bir kandilimiz olsun, bir ışık, bir güzellik serpiştirsin. Çünkü Kur'an başlı başına bir hidayet ve nur olduğu için kendisi bizatihi nur olarak yansıma mâkes bulduğu için onu üzerinde taşıyan gençlerde, çocuklarda, çevresinde bir kandil gibi bir ışıma yapacak. Ben böyle çocukluk hatıralarımdan, işte burada değerli kardeşimiz var. Onunla az önce sohbet ederken işte Gazi Paşa, Yalova vesaire. Orada bazı etkinliklere davet edilmediğim zaman üzülürdüm. Üzüntüm de şuydu. Sen hoca çocuğusun. Sen gelme derlerdi. Ya da o hocasın sen ya. Sen işte Kur'an hafızsın. Hafız bunları duymaması lazım derlerdi. Ya da yanımızda bir argo bir şey konuşacak oldukları zaman gençler kendi aralarında aman hocanın yanında da bu işler olmaz derlerdi. Yani Kur'an hem bizi korumuş hem çevremizdekileri korumuş. Güzel şeyler olmuş yani. Evet. Baktığınız zaman da Allah'a hamdolsun hayatımıza böyle bir değer katmış. O değeri yakalayabilecek bir kuşak. Bunun için de 2017 yılında bir fikir canlanıverdi. Çünkü 2012'den itibaren artık 4 artı 4 artı 4 sistemine geçilmişti. Ve bu sistemde Ümmetpor Ortaokulları yeniden ihdas edildi. Bu ihdasın neticesinde hafızla meyleden aileler ve öğrencileri için Yalova şartlarında gidilebilecek çok böyle ender noktalar vardı. Az sayıda öğrencinin alınabileceği noktalar vardı. Yalova'nın dışına öğrenciler gittiğini görmüştük. İşte Karamürsel'e, Gölce, Bursa'ya, Gemli'ye, hatta İstanbul'a, Kocaeli merkeze varıncaya kadar orada hafızlık yapıp Düzce'ye bile giden öğrencilerimiz vardı. Biz dedik ki neden Yalova'da olmasın? Milli Eğitim'in müfredatı da buna uygun. Çeşitli protokoller yapmak suretiyle bir de hafızlık denilen müessese belli bir merkezde, belli bir riyaset gözetim altında olmalı. Hafızlık zor bir süreçtir. O zor süreçte çocuklar herhangi bir baskı altında tutulmadan psikolojik olarak yani ruhen, madden ve manen böyle hazır kıvamında bir yetişme tarzı yaşayabilsinler diye gözetim altında ki bizim kurulmuş olduğumuz okul Milli Eğitim Bakanlığı'nın okuludur. Bu okul bünyesinde Diyanet'le ortak bir protokol çerçevesinde hafızlık da yaptırıyoruz. Hocalarımız Diyanet merkezli hocalardır. Her birerlerimiz çeşitli denemelerden geçiyoruz. Çeşitli gözetlemeler, murakabalar içerisindeyiz. Hemen hemen her daim teftiş altındayız. Hem Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü'nün teftiş ekibi bizi de gelip denetler. Hem bakanlığımızın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün teftiş heyeti gelip bizi denetler. Hem de bunun üzerine bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ayrı müfettişleri geldiği zaman bizi denetlerler. Artı Diyanet'in de kendi içerisinde bir denetim mekanizması var. Her şey şeffaf, aleni. Çocuk niye böyle yani resmi olan bir bünye içerisinde neşvü nema bulmasın ki dedik. Böyle bir okul kurma lütfunu Rabbim bize ikram etti. Bize lütfetti. Rabbimizin izniyle böyle bir çalışma içerisinde. Şu an için işte 150'ye varan bir öğrencimiz var. Bizim öğrenci sayımız azam 180 civarında oluyor. Gelenler, nakil alanlar, başka illere taşınanlar vesaire. Onlar birazcık sayımızda oynama yapıyor ama hafızlığı benimseyen, kanıtsayanlarla devam ediyor. Şu anda da 30 civarında hafızımız var. Allah'a hamdolsun. Son 4 yılın emekleri, ürünleri. Buradan kıymetli hocalarıma, ekip arkadaşlarıma da sizler huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Çok fedakarlar. Gece 11'de bir öğretmen, bir hoca düşünün. Öğrencisini arayıp, evladım bugün hazırladığın sayfayı bir kere dinleyeyim, öyle yat, sabahleyin rahat hazır verirsin diyebilen bir öğretmen. Bunun akabinde akademik başarı olarak da çok üst düzeydeyiz. İnşallah önümüzdeki günler sınava gireceğiz. Sınavda da çocuklarımızın fevkalade sonuçlar almasını Rabbimden hem niyaz ediyorum hem de gözlemliyoruz. Gidişat onu gösteriyor. Yani
Çok çok olağanüstü fedakarlıkları tanımlayamayacağım. Her bir öğretmenim burada huzurlarınızda tekraren kendilerine minnettar olduğumu ifade etmek isterim. Böyle bir çalışma akademik başarı ve hafızlık. Mezun, İki başlık. Mezun verdiniz mi hocam? Mezun verdik. Geçen sene aradan öğrenci almıştık. 6. sınıf seviyesinde başka okullardan gelen öğrencilerden bir derleme yapmıştık. Onlardan mezun verdik. Bu mezun olan öğrencilerimiz bir atımlık barutumuz var. Bizim mezun öğrencilerimiz öyle 50'li 100'lü rakamlar değil. 30-35 arasında değişiyor. Bu 30 öğrenci geçen sene sınava girmişti bizden. Sınava giren öğrencilerin 18 tane, 20 tanesi tercihli okullara, yani sınav puanına göre yerleşen okullara yerleşmiş oldular. Diğerleri de farklı alanlara yönelmek, liseyi dışarıdan bitirmek isteyenler ya da Kızılman Hatip Lisesi gibi İmam Hatip'e gidip orada sınavsız bir okul tercih eden öğrencilerimiz var. Hamdolsun başarımız çok üst düzeyde, gayet güzel. Türkiye'nin her noktasında Ankara'dan birçok noktaya kadar öğrenci gönderdik geçen sene. Evet hocam, tebrik etmek lazım. Allah razı olsun. Şunun için tebrik etmek lazım. Yani gerçekten hafızlığı, ben hafız değilim ama hafızlık yapan arkadaşlarımızı biliyoruz. Hocalarımız için de öyle. Yani 24 saat, az önce ifade ettiğiniz gibi, 24 saat görev başındasınız. Yani özel hayatınız neredeyse kalmıyor. Yani eğer özel hayatınıza yönelirseniz zaten hafızlıktaki öğrenci yetiştirmede başarınız düşer. Dolayısıyla çok fedakarca bir şey, öğretmenlik gerekiyor. Ben de bu noktada hocalarımızı ben de tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Emeklerini Allah başa çıkartmasın. Amin. Şimdi değerli hocam, asıl konumuz, konumuza dönersek şöyle bir şey var. Anadolu kültüründe bizim köylerimizde işte her ailenin, affedersiniz, köpeği, kedisi, tavuğu, ineği, kuzusu vesaire birçok hayvan çeşitlerini barındırır. İşte yük için at, merkep gibi hayvanlar olur ve bunlara insanlar bakarlardı. Bunlara bir şefkat gösterirdi, yemini verirdi vesaire şu bu. Yani hayvanlarla insanlar böyle bir bütünleşme vardı hayvan sevgisi noktasına baktığımız zaman. Şehirleşme hayatına geldikten sonra bu sistem değişti. Tabii bunların bakımı da şehir hayatına çok uygun değil ama. Şimdi Ramazan içerisinde oruç esnasında insan açlığın ne olduğunu anlarken hani fakirin durumunu hissediyoruz ama hayvanlar da bir canlı, onlar da bir yemeğe içmeye ihtiyacı var. Bu noktada bizim inancımız, kültürümüz açısından baktığımız zaman hayvanların hangi kategoriye koymamız gerekir sizce? Kıymetli hocam, siz de merhamet teşkilatı olarak çok güzel isimle bir vakıf hizmeti yürütüyorsunuz. Bu hayvanlarla ilgili olarak bizim kadim medeniyetimiz çok özel müesseselerde ihdas etmiş. Hayvana saygıyı bir insana saygının farklı bir tezahürü gibi görmüş. Hayvana bir denge unsuruyla bakmayı bilebilmiş bizim ecdadımız. Tabii Kur'an'dan aldığı, İslam'ın yaşanan geleneklerinden aldığı ilhamla. Şimdi burada وَمَا مِنْ دَابَّتِنْ اَسْتَعَزُبِاللّٰهِ فِي الْاَرْضِ وَلَا تَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَّمُنْ اَمْسَالِكُمْ diye bir ayet-i kerime var. Yerinizde debelenip sürünen canlılardan tutun da gökte kanatlı vaziyete uçan kuşlara varıncaya kadar onlar sizin gibi birer ümmettir diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Sizin gibi bir millettir diyor. Yani bir hayvanın bir eşi var, yavruları var. Onun da kendi içerisinde bir hiyerarşisi var. Kazlar buna çok güzel örnektir. Uçarlarken bir üçgen şeklinde çizerler, bilirsiniz. Evet. Öndeki kaz uçar, yorulur, arkaya geçer. Bir devir daim, bir görev paylaşımı yaşanır. Şimdi tabii özellikle bu 100 yıl, şu anki yaşadığımız asır itibariyle yaratılışın dengesi bozuldu. Yeryüzünde insanlar kendi elleriyle bozgunculuk yapıyorlar, fesat çıkartıyorlar. Fesat kelime manası itibariyle düzene uymayan, kural tanımayan, hesapsızca hareket eden anlamına geliyor. İnsanlar kendi elleriyle yeryüzünün kuralını, dengesini bozmaya çalışıyorlar. Bununla birlikte tabii bunlar açgözlü, haris insanlar. Yani buradan tabii örnek verirsek birilerini incitmiş olabiliyoruz ama dünyanın birçok yerinde, mesela bir ülke, hadi ismini vermeyelim. Bir ülkede yılın belli mevsimlerinde balinaları belli bir okyanusun içerisinde belli bir gölet gibi bir noktaya toplamak suretiyle katliam gerçekleştiriyorlar. İşte çok yakın tarihte kültürümüz o kadar değişti ki, hayvanlarla ilgili hukukumuz o kadar değişti ki, daha bir iki ay öncesinden denizin altından bir dahaki sene hamsi çıkmayacak diye trolle avlanmayı yaklaşık bir ay kadar
hükümet ne yaptı? Durdurmuş oldu. Neden? Çünkü gereğinden fazla avlanma var. Yavrulama mevsiminde ve yavruyken o balıkların avlanıp sofralarımıza getirilmiş olması onlar için müthiş bir katliam senaryosu oluşturuyor. Şimdi fıtrat değişti, fıtrat bozuldu, fıtrat bozulmak isteniyor. Asıl fıtrat üzere değişmeyecek, fıtrat üzere de birilerinin doğruyu hakikati ifade etmesi lazım. Bunu kim söyleyecek? Bunu Kur'an'a inananlar söyleyecek. İslam'ı hakkıyla özümseyen insanlar söyleyecek. Yaşamak isteyenler söyleyecek. Kur'an'dan alacak ilhamı ve söyleyecek. Bu çağın idrakine biri bir şey söyleyecekse o da Kur'an'a inanan, Kur'an'ın hükümleriyle hayatını tanzim etmek isteyen insana aittir. O güzel cümledir. Bunun dışındaki insanlar kendini ilahlaştırarak, kendini adeta Tanrı'nın yerine koymak suretiyle, kendini la yüsel, sorgulanmaz bir varlık görmek suretiyle, haşa, eskiden bir ifade vardır, alçak dağları yaratmış görünümle toplumun içerisine çıkıp toplum nezdinde hüküm verip ahkam kesebiliyorlar yani. Şimdi bu insanların değil de Kur'an'dan ilhamını alan insanların söylemesi gereken sözler var. Şimdi Kur'an burada ne diyor? Onlar da sizin gibi bir taifedir, ümmettir diyor. Ondan sonra Nazihat suresinde Rabbimiz buyuruyor ki meta'an lekum ve lenamikum. Anlatıyor insanların ilk yaratılışını mı zor, daha sonradan ortaya çıkarılması mı zor, yeryüzünün nasıl yapıldığını, dağları nasıl mükemmel bir şekilde yerleştirdiğini, gökten nasıl sularını indirdiğini ve o sulardan dolayı sonra meta'an lekum sizin için bir faydalanmak, ve lenamikum hayvanlarınız için. Yani sadece siz değilsiniz bu kainatta. Çünkü insanın tek başına kendine karşı sorumlulukları yok. İşte burada yanılıyoruz. Bizi yaratan Rabbimize karşı sorumluluklarımız var. Bizim eşyaya karşı sorumluluklarımız var. Bizim kendimize ve aile çevremize, yani çevremize, eşimiz, dostumuz, akrabamız, konu komşu, herkese karşı sorumluluklarımız var. Bunların herhangi birisinde bir kesinti olursa hayat bütünüyle felç oluyor. Şimdi o fıtratı değiştiren insanlar arasında veya o insanlara karşı çıkan bazı insanlar da dengeyi koruyamıyorlar hocam. Hayvanı koruyalım derken haşa, hayvan ilahlaşıyor. Mesela bir öküz. Affedersiniz ama Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi de zaten inekten bahseden bir surede var. Evet. Kur'an-ı Kerim'de 24 tane hayvan ismi geçiyor hocam. Vel carat, vel kumbel, vel dafadiya. Bunlar işte çekirge, kurbağa, ondan sonra deve. Yani deve, oradaki ifadesi farklı da. Yani bir deve, arı, bal arısı, akrep, İnek. Yılan, inek, yani Kur'an bunlardan, karınca, bunlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Hayatımıza adeta onları bizzat Kur'an yerleştiriyor. Ve biz köylerde onu hayatın bir parçası olarak görerek yaşam sürüyorduk. Şimdi şehirlerde algımız farklılaştı. Birileri onları ilahlaştırıyor. Tarihin her döneminde işte öküz hayvanından saban işlerinde faydalanmıştır insanlar. Bir ekonomik vasıtadır, bir araçtır. O öküze karşı bir saygı, bir hürmet vardır, doğru. Bu hürmet öyle bir abartılınca işte malum bazı yerlerde, bazı ülkelerde tapınma olaylar. Bir ifrat, bir tefrit, bir dengesizlik var. Böyle olduğu gibi bazen de insanlar onu tamamen değersiz görüp işte karıncayı bile incitmeyen, nazar berkadem yolda yürürken ayaklarının ucuna bakmak suretiyle hem çevredeki insanların olumsuz görüntülerinden etkilenmeyeyim hem de yerde yürüyen canlının da hakkı vardır. Onları ezmeyeyim düsturuyla hareket eden bir nesilden biz şimdi nazar ber etraf, yani etrafı böyle seyreden, dikizleyen bir vaziyete geldik. Onun hakkını düşünen insanlar var. Bunlar hep peygamberlerin kıssalarından, hayat hikayelerinden alınmış. Mesela karınca dedik. Biliyorsunuz ki Süleyman peygamber hayvanlar ile konuşabiliyor. Şöyle bakıyorum, Neml suresi 16-18 karınca ile olan münasebetlerinden bahsediyor. O 16. ayetten başlayıp ve devam eden ileriki sayfalara kadar giden ayetlerde Süleyman peygambere Allah bu yetkiyi vermiş. Süleyman peygamber de Rabbi evzi'ani en eşkure ni'mete kelleti aleyye diye Rabbimizin vermiş olduğu bu nimete karşı şükretmemi muvaffak kıl diye kendisi ve ailesi için bu temennide bulmuş. Allah'ım sen bana ne üstün bir nimet verdin demiş. Sonra bir yerden bir yere giderken karıncaların bulunduğu bir vadiden geçerken bir karınca ve dişi ana karınca diyor ki eyvah Süleyman'ın ordusu geliyor, yuvalarınıza çekilin, sizi ezmesinler. Süleyman Aleyhisselam bir hikaye gibi ama yaşanmış bir olay. Fetebessema dahiken
tebessüm ediyor, yüzünde gülücükler açıyor ve ondan sonra bu duayı yapıyor. Bununla birlikte yine Süleyman Aleyhisselam döneminde biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam'ın 3 türlü ordusu vardı, insanlardan, cinlerden ve kuşlardan oluşan bir ordusu vardı. Süleyman Aleyhisselam onlardan istihbarat topluyordu. Hüthüt kuşu meşhur. Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen yine Neml suresinde o hüthüt kuşu bir gün kayboluyor. Süleyman Aleyhisselam diyor nerede bu? Yani ordusunu denetlerken, teftiş ederken hüthüt kuşunun olmadığını fark eden bir peygamber. Onun eksikliğini hissediyor. Ne enteresan bir durum. Ve onu soruyor. O da diyor ki ben sana senin bilemediğin, ihata edemediğin bir bilgiyi getirdim diyor. Yani bunun için bir görev için gitmiştim diyor. Peki dinleyelim o zaman bakalım kendini kurtarabilecek misin diye bir ifadeyle adeta Süleyman Peygamber o kuşa yaklaşım gösteriyor. Kuştan bilgi alan, hayvandan ibret alan, örneklik alan bir peygamber. Ne enteresan, ne güzel şeyler. Bizim tarihimizde de, İslam tarihinde de Peygamber Efendimiz biliyorsunuz en çok hadis rivayet eden sahabe olarak bizim bildiğimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretlerine o ismi bizatihi Peygamber Efendimiz vermiştir. Birçoğumuz asıl ismini bilmeyiz, unuttuk. Tarih kitaplarında kalmıştır. Ebu Hureyre, kedicik babası, kediciğin babası yani ki bu insan kedilere karşı müşfik olduğu için ne bileyim gömleğinin altından kedi çıkıyor, paçaların altından kedi sürünüyor geçiyor vesaire. Kediyle ilgili öyle enteresan ifadeler var belki uzun sürer Peygamber Efendimizin. Yani bir insan o hadisleri okudukça evinde niye bir kedi beslemiyor diye bir endişeye de kapılabilir. Ve hayvanlara karşı yaklaşım bu kadar mühim, bu kadar önemli. Bunlar bir de şunu da ifade edeyim. Bu önemden bahsettik de. Ve inne leküm fil en'ami la ibra. Bu sağmal hayvanlar, sağlan hayvanlarda sizin için bir ibret vardır diyor Allah-u Teala Hazretleri. Yine Nahil suresi 66. ayet. Devamında ne diyor? Onların diyor karnının içerisindeki kan ve işkembesinin arasından süzülüp gelen tertemiz halis, lebenen, halisan, halis, muhlis. İhlası da böyle. Yani insanın için ihlas nedir diye sorunca İnsanın içerisindeki bütün olumsuz duyguların içerisinden çıkan tertemiz yönelimler, işler. Aynen bu ayetle ilişkilendiriyor alimler. Tertemiz bir süt ikram ediyor Allah o hayvanlarda. Öyle merhaba enne halak. Her Yasin hemen hemen bizim milletimizin çok okuduğu perşembe olunca yarın cumadır, bugün cuma gecesidir. Ölmüşlerimize bir Yasin bağışlayalım dediği, ölülerimizin arkasında mezar başında okuduğumuz, artı 7 gün evlerimizde okuduğumuz işte falan filan yani çoğalttığımız o Yasin-i Şerif'in son sayfasında öyle merhaba enne halakna lehum mimme amilet eydine enamen fehum mine merkul ve zellelna lehum. Yine o birinci ayette de hayvanlardan bahsediyor. Ve zellelna onları size zelil kıldık, alçattık, hizmetinize sunduk. Bu kadar değerli. Evet. Bu kadar özellik. Ama ifrat ve tefride kaçmayacağız. Tefritte de malum işte İşkence, zulüm bilmiyorum. Belki o konuda bahsedeceksiniz ama. Ben ondan önce şey soruyor. Aklıma şu takıldı. Şimdi Süleyman Aleyhisselam'ın hayvanlarla konuşması falan söylediniz. Aslında Kur'an-ı Kerim'de bir işaret var aslında diye düşünüyorum. Mesela bir karıncayla konuşması, karıncanın mesela antenleri var. Bu antenlerle işte havanın önceden yağacağını veya Hazreti Süleyman ordusunun geldiğini anlayan bir sistem. Herhalde radar sistemi gibi bir şey olmalı. Veya kuşlarla işte konuşmaları, kuşların habercilik görevi yapması, işte kimisinin gözünün mercekli olması, uzaktan işte kartal gibi çok küçük cisimleri görmesi falan. Aslında belki de Allah-u Teala burada bizi hayvanların bu özelliklerine dikkat çekerek bu konularda araştırma yaparak işte teknolojiye ulaşma noktasında da belki de bir takım ipuçları da olabilir. Benim aklımdan geçen bir şey oldu bu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yani her ayetin bir hikmeti ve insanlara kesinlikle verdiği bir mesaj vardır. Tek mesaj o değildir belki ama. Yani bugün uçakları kuşlardan esinlenerek işte birçok kuşa izafeten yapılan farklı sistemler geliştirilen işte uçak sistemlerinin olduğu söyleniyor. Evet. Onların süzülmeleri, kanatlarının şekli, duraklamada kullanması. Tabii duraklamaları vesaire hep onlara bakarak işte ibret. Yani bu da ayrı bir ibret. Bir de hocam aklıma şey geldi. Şimdi yani siz az önce dediniz ki hayvanla ilgili bir karar verecekse Kur'an'a bakmamız gerekiyor. Yani. En doğru bilgi bu.
Ama günümüzde bu sanki şöyle bir şey oldu. Yani her alan küçültülmüş, bölünmüş ve belli kişilerin uhdesini almış. Mesela hayvanların haklarını koruma dernekleri kurulmuş. Şimdi onlar sanki yeni bir şey icat ediyormuş gibi ve yeni bir şey koruyormuş gibi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hayvan hakları da var. İnsan hakları var. Bitkilerden az önce bahsettiğiniz yani o bitkilerin hakları var. Çevremizdeki her şeye karşı bizim bir görevimiz var. Hani belki onu ihtisaslaşma gibi düşünürsek doğal kabul edebiliriz ama biraz sanki onun da dışına çıkıyor. Yani böyle abartılar oluyor bazen bu dernekleşmelerde. Günümüzde mesela şehir hayatında özellikle bu hayvan şefkatini bilmeyen, hayvanları yakından tanımayan insanlarda da hayvanlara karşı bir zulümün olduğunu görüyoruz. Yani o konuda da herhalde birkaç cümle sarf etmek istersin. Allah razı olsun hocam. Bugün Hollanda'dan Türkiye'ye gelmiş, geri dönüş yapmış bir öğrencimizin velisi ile hasbihal ederken Hollanda'da erkekler üçüncü sırada gelir diyordu. Birinci sırada kedi ve köpek yani hayvanlar, onların çok böyle olağanüstü haklarının olduğu söyleniyor. İkinci sırada kadınlar, üçüncü sırada erkekler gelir diyor. Yani erkeklerin hemen hemen hiç hak sahibi olamadığından vesaire bahsediyor. Tabii böyle bir sıralama bizim kadim medeniyetimiz açısından doğru bir sıralama değil. Bizde herkes, her canlı, her şey yerli yerinde değer görür. Kadri, kıymeti onun kendisinin ürettiği hizmetle, taşıdığı, ürettiği hizmete bağlı olarak bir değer kazanır. Onu ifade etmek lazım. Şimdi bizim ülkemizde de hayvan hakları dernekleri vesaire deniz. Bunlara saygımız sonsuzdur. Çok büyük bir iş başarıyorlar. Farkındalık oluşturuyor. Hiçbir şey yapamasalar bir farkındalık var. Bu konuda onların duruşu yadsınamaz. Ancak bu duruş eğer ki aşırılığa götürürse, hayvan der gibi sadece başka hiçbir canlı tanınmazsa İnsanın bu sıkıntı insanın önüne geçerse burada da bir sıkıntı vardır. Çünkü bu hayvanlar bizim hizmetkarımızdır. Bizim emrimize müsahhar kılınmıştır. Bizim emrimize sunulmuştur. O emrimize sunulan hayvanların biz etinden, sütünden gereğince ihtiyaç kadar faydalanmakla bu da bir yükümlülüktür, mükellefiyettir. Yani tabiat kendi haline bırakılırsa doğal seleksiyon denilen bir hadise vardır. Doğal bir dönüşüm var. Yani bir hayvanın öbür hayvanı kapması, bir aslanın ceylanı yutmasına biz belgesellerde seyredip üzülebiliyoruz. Doğrudur. Bizim için üzüntü verici bir hadisedir ama burada o doğal seleksiyon içerisinde o hayvanın nasibi o ceylandır. Bu böyle takdir edilmiştir. O hayvan o kadar nasibini aldıktan sonra bakınız birçok hayvan da avlanmayı en zaruri halinde yapar. Keyfe keder avlanmaz. Hayvanlar da buna dikkat ederler. Buna dikkat etmeyen tek varlık insanoğludur. Yani avlanmayı abartı. Bakınız şimdi vejeteryan olduğunu ifade eden dünyanın hatır sayılır bir kesimi var. Ama bütün bunlara rağmen 20. yüzyıl araştırmalarında dünya tarihinde yenilen hayvanlar kadar hayvan kesildi, kurban edildi öyle ifade edeyim ve yenildiği söyleniyor. Yani eskiden kurban bayramları bizim için çok değerliydi çünkü senede bir defa eve et girerdi, ev etin değeri, kadir kıymeti artardı. Şu anda kurban bayramının bizim çocuklarımızın nezdinde hiçbir değeri de kalmadı. Çünkü her gün etli yemekler pişe artık çocuklarımız eti kenara ayıklamak suretiyle et yemeyelim diyerek diğer işte patatesini yemeğin diğer taraflarına nasiplemeye başladı. Neden? Çünkü biz bazı şeyleri zaten abartmışız. Bazı şeylerde aşırıya gitmişiz, aşırıya düşmüşüz. Onun için hayvanın hakkını savunacağım derken bir insana da zulmedemeyiz. Burada da bir denge, bir adalet. O yüzden Kur'an-ı Kerim diyoruz. Yani bakınız şimdi hocam, kıymetli hocam, Süleyman Peygamber'den bahsettik. Bir Semud kavminden bahsedelim. Hayvanla işkence ettiği için, azap ettiği için Allah bir kavmi helak etmiştir hocam. O hayvana yapılan zulmün neticesinde. Semud kavminin peygamberi Salih Aleyhisselam'dır. Bunlar Ad ve Semud birbiriyle böyle hemen peş peşe sıralanır genelde Kur'an-ı Kerim'de. Ad kavmi çölde, Ahkaf çölünde medeniyet kurdu. Çöl üzerinde medeniyet kurdu. Onlar sarsıntıyla helak oldular. Sarsıntıdan sonra Ad'ın torunları olan Salih peygamber ve mensubu olduğu Semud kavmi dediler ki babalarımız yanlış yaptı dedelerimiz. Çölün ortasında olmaz. Biz dağlara sığınak yapacağız ve gittiler. İşte bugün Ürdün
coğrafyasında, Ürdün'le Filistin toprakları arasında bulunan Petra denilen bir yerde şehir kurdular. Dağları oydular hocam. 700 tane köy kurdular, kariye kurdular. Bu enteresan bir şeydir. Ve orada bize hiçbir şey olmaz dediler. E tabi su yok. Semut susuz memleket demek. Su yok, ne yapıyorlar? Özellikle kışın yağan yağmurları biriktirme mantığı gidiyorlar. Toprağa eşiyorlar hocam. Toprağın altına çakıl taşları döşüyorlar. O günkü mantık, o günkü teknolojiyle bunları yapabiliyorlar. Sonra toprağı tekrar kapatıyorlar. Yağmur yağdıkça o altta çakıl taşı bir geçirmez tabaka vazifesi görüyor. O kendi üzerinde su birikiyor, doluyor. Bunlar yazın o toprağa basmak suretiyle hem serinliyorlar hem de ihtiyaç halinde eşiyorlar kuyu, suyu çıkartıp içiyorlar. Böyle güzel bir medeniyet kurmuşlar ama tabii azgınlık var, sapkınlık var, peygambere itaatsizlik var. Peygambere bir de nankörlük yapıyorlar. Şu Ara suresinde 155 ve öncesinde başlayan ayetlerde bu ifade ediliyor. Ya biz hadi bakayım ne helak edecekmiş der gibi adeta kafa tutuyorlar. Bize bir şey göster de inanalım. Allah-u Teala Hazretleri de onları bir deve gönderiyor. Deve. O deveyi bakacaksınız diyor Salih Peygamber. Diyor ki bu mucizeyi siz istediniz. Allah da bunu gönderdi. Bunun hakkı bir gün su içmektir. Bu kuyularınızdan bir gün siz su alın, nasiplenin. Bir gün o nasiplensin. Ama deve tabii içiyor vesaire. Onlar kendince şöyle düşünüyor. Bu deve bizim suyumuzu tüketecek. Ne yapıyorlar? Fe'akaruha. Fe'akaruha. Onu dizlerinin altından kesiyorlar. Ve azaba müstahak oluyorlar. Ki sanki böyle dizüstü kendileri aslında çöküyorlar. Müthiş bir sayha, gök gürültüsü şeklinde bir azap geliyor. Dizüstü çöküp kalıyorlar. Adeta o deve yaptıkları işkencenin bedeli. Ve keellem yağne fiha. Sanki orada yokmuşlar gibi, daha önce yaşamamış gibi. Şimdi gidin bir kalıntı var ama ortada bir medeniyet yok, bir yaşam emaresi yok, 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 yok. Şimdi Allah bir hayvana yapılan işkencenin neticesinde işte bir kavmi bu şekilde helak etmiştir. Şuara suresinde var, Hud suresinde var, bu ayet Şems suresinde var. Fedemdeme aleyhim Rabbum bize mi fesevâ diye devam eden o ayeti kerimelerde var da var. Yani Rabbimiz olayları bize bu şekilde takdim ediyor. Biz tek başına bir anlam ifade etmiyoruz. Yiyecek hayvanlarımız olmasa biz ne işe yararız? Yani bu dünyada onların o güzelliklerine bakıp ruhen bir dinginlik, bir sinerji kazanırız. Bir kuşun ötüşünden aldığımız keyif. Birçoğumuzun evinde kuş vardır. Balıkların o süzülüşünden, işte Japon balığı dediğimiz o balıklar vardır. Yani onları seyrederiz, zevk alırız. Sadece faydalanmak, metalanmak da değil yani. Bunun ötesinde ruhen de o dinginliği sunan nimetler var. Sizin söylediğiniz farklı şeyler. Yani hangi nimet bilemiyoruz ki, bizim saydığımız aklımıza gelenler bunlar. Evet. Bunlar bizim bineklerimizdir, yiyeceklerimizdir, hizmetçilerimizdir. Peygamber Efendimiz devesiyle iş yapan, çiftçilik yapan yahut da devesiyle kervan yolculuklarına giden insanlara bir şey şart koşmuştur. Ne enteresan. Haftada bir gün deveni dinlendireceksin. Devenin izin günü var. Bugün çeşitli fabrikalarda çalışan insanlara bile tanınmayan bir haktır bu. Diyor ki deveni dinlendireceksin diyor ve azarlıyor. Ve tarihten ibretli örnekler veriyor Peygamber Efendimiz. Yine İsrailoğulları kavminden iki kadın örneği ya da bir kadın bir adam örneği. Bir kadın var, ibadetlerini vesaire yerine getiriyor. İnançlı bir insan. Ne yapıyor hocam? Kediyi hapsediyor eve, susuz bırakıyor, aç bırakıyor ve kediyi öldürdüğü için Allah onu cehennemine atıyor. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifidir. Bunun tam zıddı. Bir adam çölde gidiyor ama zalim bir adam. İbadet, taat yok. Sıkıntılar var. İman sahibi ayrı mesele. Çölde giderken bir kuyunun başına geliyor, susamış, su içecek. Bir köpeğin o kuyunun etrafında döndüğünü, dolandığını görüyor. Kuyuya iniyor. Bir şefkat, bir merhamet hissi geliyor. O şefkatin neticesi kuyudan alıyor ayakkabısını, papucunu, o zamanki artık neyse giydi. Su dolduruyor, geliyor köpeği kandırıyor. Yani kanmak, suya doğurmak anlamında. Hı hı. Köpeği suya doyuruyor ve Allah onu cennetine koyuyor. Yani şimdi neresinden tutacağız? Nasıl bakacağız olaylara, hayata? İşte Kur'an bize bunu emrediyor. Bir denge istiyor. Denge istiyor. Yani. Denge istiyor. İfrat ve tefrit olmayacak. Tapmayacaksın. Evet. Yani
Çok meşhur bir söz vardır. Dünya öküzün boynuzlarının üstündedir. Veya başka yine benzer bir ifade var. Dünya balığın karnındadır. Dünyanın hani yuvarlak olması, şekil olması, nerede taşındığı. Hep bunlara tabiatta o bir faydalandığımız durum coğrafyaya göre. Bir kesim var ki hayvanlarla hemhal olmuş, hayvanlar geçim kaynağı olmuşlar ona. Yiyorlar, içiyorlar, kesiyorlar ve hayvanlarla sürüyorlar. Çok değerli, öküzünü satamaz o adam. Diyor ki bu dünya bu öküzün boynuzunda diyor. Evet. Bugünkü işte parayla ilgili söylenen o üçüncü söz, para her şeydir anlamına gelen, helal de olsa haram da olsa para paradır gibi böyle mantıksız ifadeler var. Yani helal de olsa, haram da olsa, faiz de olsa, kumardan da gelse para paradır kardeşim. Aynen o mantıkla gelen bir serüven ve balığın karnında sahil kesiminde yaşıyor adam. Tek geçim kaynağı balıkçılık. Balık kazanıyor, balıktan kazanıyor ve neticede dünya balığın karnındadır diyor. Ona kutsiyet atfediyor. İşte bir takım şeylere kutsiyet atfettiğiniz zaman denge bozuluyor. Evet. Denge bozuluyor. Bu sefer diyorsunuz ben vejetaryenim, yemeyeceğim. Ya ye de ölçüsünü bilerek ye. Yiyeceksin, sen buna muhtaçsın. Onun da sana sağladığı bir takım menfaatler var. Veya tapınıyorsun da neyine tapınıyorsun? Akıl var, mantık var. Yani bu bir hayvan, eli dili olmayan, konuşamayan. Nasıl tanrılık yapsın? Ya nasıl tanrılık? İlahi, kendi aciz. Evet. Hocam şöyle bir şey var. Şimdi günümüzde tabii şehir hayatında daha çok sokak hayvanlarımız var. İşte kedi, köpek vesaire. Kışın kar yağıyor. İşte kuşlar vesaireler yiyecek imkanları bulamıyor. Bazı kişiler işte ekmekleri çöpün yanına bir yere koyuyor, hayvanlar yesin falan tarzında. Kimisi de özel besleyenler de var. Ya bu noktada öneri olarak veya ne söylemek gerekir sizce? Ben Türkiye genelinde belediyelerimizin çok güzel hizmetleri var. İşte kedi, köpek, mama noktaları, su ihtiyaçları noktaları kurdular. Yalova'mızda da var. Bu gelenek halen devam ediyor. Osmanlı'da da bir gün İstanbul İmam Hatip mezunuyum ben Fatih'ten. Oradan Sultanahmet'te yurda gelirken devamlı önden geçiyormuşuz. Farkında değilmişiz. Tarih hocamız dedi ki Osmanlı kuşlar için kuş yuvaları, kuş sarayları yapmış. Çeşitli binaların çatısıyla o gövdesinin birleştiği noktalarda kuş sarayları yapmış. Bir tanesi de Vezneciler'den geliyorsunuz. O arada İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Kütüphanesi'nin arası, Millet Kütüphanesi'nin arasında dar bir yol vardır. Ön tarafı Patrona Halil Hamamı diye meşhur, cezalandırılmış, daha yeni yeni hala hizmete açılmış bir hamam var. Oraya çıkar. O sokaktan gelirken bir binanın gövdesinde enteresan kuş sarayı görürsünüz. Hala da kuşlar orayı iskan ederler, mesken olarak tutarlar. E tabi bunu yapmak lazım, yaşatmak lazım. Yani işte bazen kışın karda yine vilayetlerimizde orman müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar var. Giderler karın üstüne yemler bırakırlar. İşte ihtiyaç, hayvanların ihtiyacına göre çeşitli yiyecekler bırakırlar vesaire. Bunlar toplum olarak yeniden ihya etmemiz lazım. Görmemiz, gözetmemiz lazım. Yani çocuklarımıza miras bırakmamız lazım. Hayvan sevgisi bizde oluşmamışsa şayet çocuklarımız da bunu nereden alacaklar? Sözle de olmuyor. Ben yani yolda giderken önüme çıkan bir kediye tekme atayım. Yahut da bir hayvan aracımla giderken önüme çıktı diye hakaret edeyim. Küfürlü konuşayım. Yanımdaki çocuk da beni görünce herhalde benden ibretli sonuçlar çıkartamayacaktır. Onun davranışları da o olacaktır. Bu konuda biraz hassas davranalım. Allah herkesin geçim, rızık olarak maişetine kefildir. Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde siz eğer Allah'a gerçek anlamda inansaydınız, güvenseydiniz, sabahleyin evinizden çıkıp akşamleyin evinize döndüğünüz zaman kuşlar gibi, mealen söylüyorum biraz genişletilmiş bir şekilde, kuşlar nasıl sabahleyin yuvalarından çıkarlar, akşamları kursakları dolu vaziyette yuvalarına dönerler, o şekilde dönerdiniz diyor. Biz rızık endişesi yaşıyoruz. Daha fazla kazanmak bize hiçbir şey kazandırmayacak. Daha fazlasına sahip olmak bize hiçbir şey kazandırmayacak. Bizim yaşayabileceğimiz süre belli, yiyip içebileceğimiz şeyler belli. Yani çok yaşamış zenginlerimizden bir tanesi, çok ünlü, meşhur bir zenginimiz. Ben TRT'de 80'li yıllarda onun bir röportajını görmüştüm. Bir programdan çıkıyor kendisi. Hemen TRT kameramanı diyor ki efendim nasıldı içeride? Kokteyl güzeldi işte, parti marti. Ne güzel yemekler vardı. Ne yediniz efendim falan diyor. Evladım diyor.
Ben diyor evet çok güzel içeride yemekler vardı ama yiyemiyorum, hastayım hasta, midem hasta diyor. Ben bisküvi yerim, patates yerim diyor. Yani o kadar zenginlik, o kadar variyet patatesin ve bisküvin ötesine geçemiyor. İsim vermek istemedim. Evet. Belki yanlış anlaşılır diye. Ama şunu söylemek lazım. İşte yiyeceğimiz, içeceğimiz bu. Daha fazlası biriktirme, insani bir davranış olmamalı. Bu erdemli bir davranış değildir. Karınca bile yine Kur'an'da yerini bilmiyorum ama hikayemsi olarak anlatılır. Deniliyor ki bir karınca ile Süleyman Aleyhisselam anlaşmış. Sen ne yersin bir yılda? Ben bir buğday tanesi yerim demiş Süleyman Aleyhisselam. İyi peki deneyeceğiz bakalım gerçekten bu mudur? Deyip hani bir ölçüyor belki de bir lider ya o. Bir devlet başkanı ya. Belki hayvanatın da hakkını tam vermek istiyor. Onu bir kavanoza koyuyor. Kavanozda bir tane buğday koyuyor. Ve bir yıl sonra geliyor. Bir bakıyor buğdayın yarısını yemiş, yarısını yemiş. Kızıyor diyor ki niye böyle söyledin? Madem yarım buğdayla sen iktifa ediyordun, hayatını geçindirebiliyordun. Diyor ki karınca efendim ben korktum. Beni burada unutmanızdan korktum. Onun için bir yiyordum, yarısıyla yetinmek durumunda kaldım diyor. Şimdi insan zorluğa düşünce her şey oluyor. İşte bakınız bizim dedelerimiz Karadeniz kökenliyiz neticede. Ağaç kabuklarını un olarak öğütüp yediler. Yaprakları yediler. Maçka'nın Düzköy diye eskiden köyü vardı. Akçaabat yanlış söyledim. Düzköy'de belediye başkanlığı yapmış bir ağabeyimizin ağzından bizatihi duydum. Gençken dedi aç kalırdık. Giderdik yemek bulamazdık. Yok. Analar babalar kadınlar tarlada evde çocuklara beşik yaparlar. Beşiğin üst tarafından da şöyle bir başörtüsü deriz ya yaşmak deriz ya yaşmağın içerisinde kabak felisi denir bizim. Ezerler. O çocuğun ağzına doğru gelir. Pekmez bulursa pekmezle onu harmanlarlar ki, karıştırırlar ki bir tatlı olsun. Çocuk ağlayınca anası tarlada ne olacak? Sesini duyamıyor. Hemen başucunda o yaşmakla şeyi duruyor emzik gibi. Çocuk ona ulaşınca bir emince rahatlıyor. Tekrar uyuyor falan filan. Öyle idare edilirmiş. Adamın söylediği şu başkan beyin. Ben biz diyor gençler ev basardık. Genciz yok. O çocukların o yaşmaktaki lokmalarını yerdik de evet. Yani biraz güç kuvvet sahibi olalım. Şimdi bu dönemlerden geldik geçtik. Ve şu anda biriktirmek maalesef insanı daha iyiye götürmüyor. Devletler bu manada çok büyük vebal altındalar. Daha çok demek kendi ayağımızın altındaki kaynakların tüketilmesi demek. Zaharel fesat fil berri vel bahar. İnsan kendi eliyle bir edinmez. Kendi eliyle yeryüzünde bozgunculuk üretiyor. Bunun daha ötesi yok. Yaşadığımız coğrafyayı kendimiz kirletiyoruz. Her şeye sahip çıkacağız. Hayvanımıza da, çevremize de, yeraltı yerüstü kaynaklarımıza da ihtiyaç kadar evet. Tüketeceğiz. Değerli hocam zamanımız dolmak üzere. Doluyor mu? Evet. Son olarak izleyicilerimize böyle tadı damağında söyleyeceğiniz mesajınız varsa onu da alalım. Yani tadı damağında olmak çok zor bir görev olur. Ve özet olarak şöyle özet bir olur. Cümle söylemek isterseniz mesaj olarak. Kıymetli izleyenlerimize teşekkür ediyorum. Sabırla bizleri dinlediler. Allah kendilerinden razı olsun. Ramazanları bereket içerisinde inşallah huzur, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde geçsin. Şu bela... Belki ona da ayrıca bir zaman ayırmak lazım. Musa Aleyhisselam'ın kavmine Allah-u Teala ödemi saydığımız bazı tufan, Ersen Alemi tufan, vel cerat, çekirge, vel kummele, vel dafadi, kurbağa vesaire felaketler gönderiyor ve o felaketlerin neticesi uslanmayınca bu sefer ricz diye bir kelime var. Yani virüs gönderiyor. Evet. Uslanmayana böyle yapıyor. Rabbim bizi uslandırsın. Bizi akıllandırsın. Evet. Tövbe istiğfara layık eylesin. Ama bu tövbe kuru bir tövbe olmasın. Faizciliğimize tövbe edelim. Yalancılığımıza tövbe edelim. Arsızlığımıza, iffetsizliğimize tövbe edelim. Hırsızlık varsa tövbe edelim. Edelim. Unutmayın ki Allah-u Teala Hazretleri evvela yaravne ennehum yuftenune fi külli amin merraten ev merraten. Görmüyorlar mı diyor Allah-u Teala Hazretleri. Biz her sene içinde merraten ev merraten. Bir ya da iki defa kendilerini imtihana tabi tutuyoruz diyor.
Yüftenün imtihan vardı. Evet. Sümme la yetubun ve lahum yezekerun. Yani ne tövbe ediyorlar ne de temizleniyor. Tabii ne de hatırlıyorlar bazı şeyleri. Allah Teala Hazretleri'nin en çok zoruna giden şeylerden birisidir belki de nankörlük. Ve fu bil ahd. Ahitlerinizi yerine getirin diyor. Ahdinizi, sözünüzü tutun diyor İsrailoğlu. Bize söylüyor. Yani İsrailoğullarına söylenen şey Kur'an'da bizi muhatap alıyor. Lütfen ahitlerimizi tutalım. İnsanca, İslamca güzel bir yaşantı sürelim. Şu Ramazan'ı hakkıyla eda etmeye gayret edelim. Bu Ramazan'ın bereketinde içerisinde dualarımızı hakkıyla yapmaya gayret edelim. Rabbim de bu felaketi üzerimizden alsın. Geçen gün çok özür dilerim. Bitiyor, bitmiyor. Bizde söz bitmez biliyorsunuz hocam. Çok özür dileyerek. Geçen gün o taziye haberleri var malum Yalova'nın. Oraya baktım, psikolojim bozuldu. Son bir yıl içerisinde nice eş, dost, tanıdık vefat etmiş. Evet. Bir musibet. Rabbim bu musibeti üzerimizden inşallah bertaraf eylesin. Belki de hayvanlarımıza duyduğumuz şefkatin neticesi olarak bundan sonra bir düzenli hayata geçersek Allah-u Teala bu felaketi kaldıracak. Belki de oradan başlayacak. Lütfen bugün hatırasına onu yapalım. Bir de yakın zamanda öğrenci seçmeleri yapacağız okulumuz için. Onu da ifade edeyim. Duyan, gören, dinleyen seyircilerimiz lütfen birbirlerine aktarsınlar. Yani bizim okulumuzda güzel öğrenciler, güzel nesiller inşallah sizin de gayretlerinizle birlikte yetişecek. Ve vakfımızda yardım çalışması yapacak. Bu konuda da destek olmak isteyenler varsa kapımız herkese açıktır. Makbuzunu keseceğiz. Aldığımız yer, verdiğimiz yer, TC kimlik numarası adresine varınca kadar her şey kayıt altına tutulacak inşallah. Size de hasreten teşekkür ediyorum. TV Yalova ekibi burada hazırına bizi davet ettikleri için, sabrettikleri için, dinleme lütfunda bulundukları için de hasreten teşekkür ediyorum. Bu güzel programlarında devamını hem kendilerinden hem de Yüce Rabbim'den temenni ediyorum, niyaz ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olasın. Değerli izleyiciler, bu akşam da programımızın sonuna geldik. Değerli Halil Hocamızla beraber yararlı olduğunu düşünüyorum. Güzel konulara değindi kendisi. Özellikle hayvanlar noktasında şehir hayatında çocuklarımızın hayvanlarla çok fazla temas olmaması nedeniyle, hayvanları çok fazla tanımamaları nedeniyle bu konuda bir eksik yetişme söz konusu olabilir. Çocuklarımız ancak hayvanları müzelerde, hayvan parklarında görebiliyorlar. Bu noktada bize de bir takım görevlerin düştüğü kanaatindeyim. Hayvan sevgisi mutlaka olması lazım. Hocamın da belirttiği gibi çevremizdeki bitkilere varıncaya kadar her şeyde, yani cansız olan toprağın bile dengesini bozmama noktasında hepimizin bir duyarlı olması gerekiyor. Bu imanımızın, inancımızın gereğidir. İlla bunu bir kanun yaptırımıyla veya bir takım derneklerin talebiyle olması gerekmiyor. Bizi gözeten Allah-u Teala her yaptığımızı biliyor. Dolayısıyla bu konudaki duyarlılıklarımızı taşımamız gerekiyor. Programımızın icrasında program yöneticimiz ve kamera arkasındaki değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Halil Hocam bizi kırmadı, davetimizi kabul etti, geldi. Bizimle beraber bir saatini burada bize feda etti. Ona da ayrıca teşekkür ederken, tabii ki siz değerli izleyicilerimiz bizim olmazsa olmazımızsınız. Sizlere hasreten teşekkür ediyorum. Yine bütün hastalarımıza şifalar diliyoruz. Derdi olanların dertlerinin giderilmesini Allah-u Teala lütfeylesin. Hepimizin sorumlu davranmamızı Allah-u Teala nasip eylesin. Bu Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde değerlendirebilmeyi ve onun feyizinden, bereketinden yararlanmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı geceler efendim.